Merhaba, bugün 19 Mart Cumartesi. Bildiğiniz gibi size bir önceki programda bugün ve bir hafta sonra Mardin gezisi ile ilgili yayın yapacağımı söylemiştim ama yine bir önceki programda altyazıyla bildirdiğim gibi biz o Mardin seyahatini ertelemek zorunda kaldık hava koşulları sebebiyle. Mardin seyahatini Nisan'ın ikinci haftası yapıp devamında yayınlayacağız. Orada sözümüz söz, onda sorun yok ama bugün başka bir programla karşınızdayım. Madem Mardin sözü vermiştim, yeni bir program türüne, yeni bir tanıtım türüne başlamak istiyordum zaten sizinle. Tam onun vakti geldi bence. Bu programda bugün bir tur programı anlatacağım size. Ve öyle çok fazla Instagram'da gördüğünüz, webde gördüğünüz, karşınıza çıkan reklamlarda gördüğünüz turlarla ilgili, Acenta turları ile ilgili nasıl tur satın almalı, neye dikkat etmeli bir turun programının üzerinden geçerek anlatmaya çalışacağım. Az sonra hem de çok güzel, çok keyifli bir tur. Hani Mardin sözü vermişken Mardin turu değil ama Nemrut, Göbekli Tepe, Halfeti ve Zeugma turuyla yaklaşık 3 gece 4 günlük bir turla az sonra karşınızda olacağım efendim. Öncelikle bu turun sahibi Turizon, acentanın adı bu Turizon. Benim çok sevdiğim bir dostumun acentasıdır. Şahane işler yaparlar gerçekten. Dolayısıyla bu Nisan ve Mayıs ayında onlar da böyle 3 gece 4 günlük bir keyifli, tempolu bir tur planlamışlar. İşte bu tur planının üzerinden size karşınıza gelebilecek tur planlarında neye dikkat etmelisiniz? Neresinde ne olabilir detay anlamında söylüyorum. Nasıl satın alma yapmalısınız onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi belki bu turu beğenirsiniz. Bu tura gitmek isterseniz kim bilir. Şimdi Nemrut, Göbekli Tepe, Halfeti, Zeugma bunlar Güneydoğu Anadolu'nun dört silahşörleri öyle söyleyeyim. İşte bu dört silahşörü aynı anda 3 gece 4 günde. Tek bir seyahatte görmek için iyi bir fırsat olabilir. Bu fırsatı değerlendirmek adına videonun sonuna kadar seyrederseniz hem de sizlere küçük bir sürpriz yapmaya gayret edeceğim en sonunda. Şimdi gelelim Nemrut, Göbekli Tepe, Halfeti, Zeugma turuna. Bir kere niye buraya turla gitmek gerekir? Tek başına gidilmez mi? Kişisel bir seyahat planı yapılmaz mı? Yapılır elbette. Örneğin ben Mardin planını öyle yaptım. Öyle çekeceğim, gidip anlatacağım sizlere ama orada tabii onu tek başına yaptığınızdaki detaylarla bir tura katılarak gittiğinizdeki detaylar birbirinden farklı olabiliyor. Çok basit bir örnek vereyim. Bu turun içerisinde bir rehber var ki sadece o rehber için bu tura gitmek gerekebilir. İsmi Tarık Güçlütürk. Tarık Güçlütürk bir arkeolog rehber. Yani buralarda yapılan kazılarda bizzat yer almış, tarihe dokunmuş, tarihi İlim düzeyinde, bilim düzeyinde bilen bir adam. İşte bu turun rehberi Tarık Güçlütürk. Belki de sadece onun için, onunla 4 gün geçirmek için gidilmesi gereken bir tur bu. Önce, her şeyden önce, başlamadan önce gelin Tarık Güçlütürk'ü size bir tanıtayım kısaca, sonra devam edelim. Dünyanın başlangıcı olmayan topraklarına seyahat bu. Tıpkı bizim Mardin seyahatimize benziyor. Başlangıcı olmayan topraklara bir arkeologla birlikte gitmekten güzel herhalde hiçbir şey olamaz. Çünkü Tarık Bey oradaki hemen hemen her şeyi biliyor ve size
bilen biri, uzman birinin görüşüyle anlatıyor. Sıradan bir turizm rehberi gibi değil, bir arkeolog rehber olarak çok özel anlatıyor. O yüzden bu tur çok ciddi şekilde tavsiye edilebilir. Peki ne yapacağız? Nasıl bir tur bu? Bir kere ilk dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, özellikle yurt içiyle ilgili konuşuyorum. Bu turlarda uçak dahil mi, hariç mi, ona bakmak. Örneğin bu turda hariç. Peki neden hariç tutulmuş? Niçin hariç tutuluyor uçaklar? Çünkü bazen örneğin Ankara'dan gitmek isteyen, katılmak isteyen izleyiciler oluyor veya gezginler olabiliyor. Ya da İzmir'den gitmek isteyen gezginler olabiliyor. Ya da Erzurum'dan Güneydoğu Anadolu'ya geçmek isteyenler olabiliyor. Ya da çok yakından kendi arabasıyla gidilecek noktalara, Adıyaman çıkışlı Adıyaman'a gitmek mümkün olabiliyor gezginler için. O yüzden bu tura İstanbul'dan kalkış, İstanbul'a dönüş uçak biletleri fiyata dahil edilmemiş ama bir tavsiye var tabii. Tavsiye şu: rehberimiz Tarık Güçlütürk, arkeolog rehberimiz Tarık Güçlütürk, TK2261 uçak seferinin numarasını söylüyorum. TK2261 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'dan Adıyaman'a sabah saatlerinde hareket ediyor. Ve turun bitiminde de bu kez Gaziantep'ten İstanbul Havalimanı'na, dikkat, İstanbul'dan Adıyaman'a gidiyoruz, Gaziantep'ten İstanbul'a dönüyoruz. Gaziantep'ten İstanbul Havalimanı'na da TK2239 ile dönüyor. İsteyenler bu uçaklarda yer alarak sayın rehberimizle beraber de seyahat edebilir. Bir referans noktası olsun diye bunları söylüyorum. İsteyen arabasıyla gidebilir, o tarihte buluşabilir orada. İsteyen otobüsle seyahat edip gidebilir belki. Ya da başka şehirlerden başka uçak seferleriyle de Adıyaman'a ulaşabilir. Çünkü turumuzun başlangıç noktası Adıyaman, Kahta ve Nemrut olacak. Şimdi 3 gece 4 gün dedik. Ne yapıyoruz? Birinci gün İstanbul'dan yola çıkacaklar için söyleyeyim ve bu uçak saatlerini, uçak seferlerini seçecek insanlar için söyleyeyim. Saat 8'de Tarık Bey ile Tarık Güçlütürk ile İstanbul Havalimanı'nda buluşuyoruz. Onunla seyahate çıktığımızda tabii tur bütünleşik olarak çıkmış oluyor. O yüzden bu uçakları tavsiye ediyoruz. Adıyaman'a indikten sonra bizi bekleyen transfer araçlarımızla beraber direkt Kahta'ya doğru yola çıkıyoruz. Bizim Nemrut'umuz birinci gece, yani ilk gün, ilk günün akşamı gün batımı Nemrut'u. Yani o inanılmaz manzarayı göstermek istiyoruz size. O yüzden de Kahta üzerinden uçaktan indikten sonra, ki zannediyorum öğlen saatlerinde falan Kahta'da olacağız artık, Nemrut'a doğru yola çıkacağız. Ama tabii saat öğlen olunca bir öğlen yemeği almak gerekiyor Kahta'da. 12.30 civarında bir öğlen yemeği planlanıyor. Öğlen yemeklerinin, akşam yemeklerinin alınacağı yerleri burada anlatmayacağım. Çünkü henüz kesinleşmedi ama sonunda anlatacağım gibi fiyata dahil olan hizmetler bunlar. En sonunda neler dahil, neler hariç, tura nasıl bakmak lazım, onları da tek tek üstüne geçeceğim. Şimdi Kahta'dayız, birinci gündeyiz. Öğlen yemeğimizi yedik. Nemrut'a doğru hareket edeceğiz. Fakat Nemrut'a doğru gidebilmemiz için yolda bir şeyler görmek lazım. Çünkü kaçırılmayacak bir iki tane şey var. Hem de gün batımı saatini denk getirmek adına ilk uğrayacağımız yer Karakuş Tümülüsü. Karakuş Tümülüsü, bakın şurada birkaç tane resim göstereceğim şimdi size. Aslında görmeden geçilmeyecek, fotoğraf çekilmeden geçilmeyecek bir yer. Çünkü Komagene Kralı Antiochus'un yaptırdığı bir tümülüs. Enteresan bir yer, enteresan bir tarih. Dokunarak başlıyoruz tarihe. Sonra burada biraz vakit geçirdikten sonra bu kez İstanbul'un surlarının mimarı kabul edilen bir Roma imparatorunun yaptırdığı, yani Septimus Severus'un yaptırdığı Cendere Köprüsü'nü göreceğiz birlikte. Cendere Köprüsü Adıyaman'da çok ünlü bir köprü. Her yerde fotoğraflarını bulabilirsiniz. Ben de birkaç tane göstereceğim az sonra. Burada da rehberimiz, arkeolog rehberimiz Tarık Bey bize bu köprüyle ilgili çok enteresan hikayeler anlatacak. Nemrut öncesinde. Bu iki küçük durağı geçtikten sonra artık yolumuz Nemrut Dağı. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim, Nemrut Dağı'nda bir gün doğumu, bir gün batımı yaşanabilir keyifle. Biz gün batımını tercih ediyoruz programdan dolayı bu turda. Ve bu gün batımında bir çıkış var tabii ki. Daha doğru bir çıkış var. Belli bir yere kadar araçla, oradan sonra artık hafifçe yürüyerek gidilecek bir yer. Ve o fotoğraflarını gördüğünüz, benim daha sonra küçük bir video halinde yayınlayacağım, Komagene krallarının
heykellerinin bulunduğu, Komagene Krallığı'nın inanılmaz kalıntılarının bulunduğu Nemrut Dağı'nda olacağız. Ve Nemrut'ta birlikte güneşi batıracağız. Olağanüstü sahneler olacak. Müthiş fotoğraflar, müthiş videolar çekilecek eminim. Her zaman öyle olur. Ne zaman Nemrut'a çıksak sonuç şahane oluyor gerçekten. Ve bir daha yaşanabilecek bir deneyim olmadığını düşünüyorum. Ben defalarca oraya gitmiş birisi olarak. Nemrut çok özel bir yer. Çok insanı çok farklı hissettiği bir yer. O gün batımındaki sessizlik, o derin sessizlik ve inanılmaz manzara insanı gerçekten yaşadığı dünyadan kopartıp götürebiliyor. İşte şöyle bir teaser olması, bir başlangıç olması açısından sizinle birkaç Nemrut manzarası paylaşayım. Sonra devam edelim. Olağanüstü manzaralardan sonra inişe geçeceğiz, transfer aracımıza bineceğiz ve Adıyaman'a artık o geceyi geçirmek üzere otelimize döneceğiz. İlk gece bu tur için seçtiğimiz otel Adıyaman'ın merkezi, çok güzel bir oteldir. White Star ya da Beyaz Yıldız Otel, White Star Otel. White Star Otel'de oda kahvaltı konaklama bu turun fiyatına dahil, en sonunda söyleyeceğim onu. Şimdi bu tip turlarda oteller önemli. Neden önemli? Çünkü çok fazla hareket ediyorsunuz. Cidden yoruluyoruz. Çok hareket edilen, yürünen, çıkılan, inilen turlar bunlar. Dolayısıyla rahat bir uyku uyumak, temiz bir otel odasında rahat, keyifli bir uyku uyumak çok önemli. Size bir yılı aşkın süredir oteller anlatıyorum. Hep önerdiğim otelleri biliyorsunuz. İşte şimdi turun içinde bir otel öneriyorum. Bu otelde kalacağız efendim. White Star Otel Adıyaman'a bir bakalım birlikte. Birinci günü böyle sonlandırdık. İkinci günün sabahında kaldığımız otelde otelin kahvaltısını alıyoruz. Bu da fiyata dahil ve sonra yollara düşüyoruz. İlk yolculuğumuz 2 saat kadar sürecek kahvaltıdan sonra. Adıyaman'dan transfer araçlarımıza bineceğiz ve Güneydoğu'ya 135 kilometre kadar bir yolculuk yapacağız. Yaklaşık 2 saat sürecek. Gideceğimiz yer bugünlerde öyle anılan, tarihin başladığı yer, sıfır noktası olarak anılan Göbekli Tepe. Adıyaman'dan 2 saat yolculuk yapıp Şanlıurfa sınırlarına geçip Göbekli Tepe'de başlayacağız kahvaltıdan sonra güne. Peki Göbekli Tepe nasıl bir yer? Nedir? Niye bu kadar çok üzerine yazılıyor, çiziliyor? Neden bu kadar çok filmleri var vesairesi var? Çünkü Göbekli Tepe hakikaten tarihin akışını değiştirmiş bir arkeolojik keşif. Aslında yeni değil. Biz yeni öğrendik sadece. 1994'te başlamış kazılmaya Göbekli Tepe. 1994. Oldukça eski bir tarihten bahsediyorum. Ve tarihin bilinen en eski tapınağı kabul ediliyor şu anda. Yaşı 12 bin yıl falan. Yani milattan önce 10 binlere doğru giden bir, 11 binlere doğru giden bir tarihten söz ediyoruz. Ve 2018'de
UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış çok özel bir yer gerçekten. İşte böyle bir yeri Tarık Güçlütürk gibi bir arkeolog rehberle gezmek, bu kazı çalışmalarının içerisinde bizzat bulunmuş, buraları koklamış, bu tarihe dokunmuş, hatta ilk dokunanlardan bir tanesi olmuş biriyle gezmek çok özel bir şey tabii ki. O yüzden birlikte ikinci günün kahvaltısından sonra Adıyaman'dan Urfa'ya geçip Göbekli Tepe'yi gezeceğiz. Buyurun Göbekli Tepe'den şöyle kısacık bir görsel vereyim size. Göbekli Tepe'de size tavsiyem şu. Oturun bir yere, böyle kalabalıktan, gürültüden uzak bir yere oturun ve sessizliği dinleyin. Sizi 10 bin yıl önceye götüren bir sessizlik orası. Çok acayip hissedeceksiniz. Çok değişik bir yerden bahsediyoruz. Bitirdik Göbekli Tepe'yi, bindik transfer araçlarımıza, devam ediyoruz. Şimdi Urfa'ya, Şanlıurfa'nın merkezine geleceğiz. Bu gece Şanlıurfa'da kalacağız. Dolayısıyla Şanlıurfa'yı gezmekte, orada ne var ne yok bir talan etmekte büyük fayda gördük program için biz. İşte ilk durağımızda Şanlıurfa Müzesi. Beni 1,5 yıldır izleyenler, program başından beri izleyenler bilirler ki ben öyle kapalı müzeleri pek fazla sevmem. Ama bu turda seçilen müzeler gerçekten özel yerler. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bu Şanlıurfa Müzesi'ni mutlaka görmenizi öneriyorduk. İşte programı aldık. Size göstereceğiz birlikte gidebilirsek. 30 bin metrekarelik bir alan içerisinde kurulmuş. 2015'te yenilenmiş bir müze. 14 salonu 33 canlandırması var içerisinde. Oldukça zengin bir müze. Ve içinde tarih öncesine dahil, tarih öncesine dair hemen hemen her şey var. Bütün Göbekli Tepe kalıntıları da tabii ki elbette oraya getirildi. Dolayısıyla çok özel bir müze. Turun ikinci günündeyiz. Öğleden sonra bir müzeye daha gidiyoruz. Bu kez Halepli Bahçe Taban Mozaikleri Müzesi. Bu da çok enteresan bir yer. Çünkü bu mozaikler bize inanılmaz şeyler anlatıyor. Roma'dan başlayarak. Buyurun oradan da bir iki görsel vereyim, devam edelim. Bu iki müzeden sonra sabah Göbekli Tepe'yi yaptık. Üzerine iki tane müze gezdik. Şimdi artık Şanlıurfa'nın şehrin merkezini ve çarşılarını gezme vakti geldi. Tabii başlangıç noktası Balıklı Göl. Balıklı Göl Hazreti İbrahim'in doğduğu ve yaşadığı kabul edilen yer. Hemen şehrin merkezinde duruyor ve etrafında da Urfa çarşıları var. Balıklı Göl ve Urfa çarşıları ile ilgili görselleri az sonra vereceğim ama hangi çarşıları nereye gezeceğiz derseniz temel olarak İstanbul'daki ünlü kapalı çarşı gibi Urfa'da da çok güzel, Şanlıurfa'da çok güzel bir kapalı çarşı var. İçinde de yok. Ben şuradan sayayım size. Bakırcılar Çarşısı, Eskici Pazarı, Gümrükhan, Sipahi Pazarı, Bedesten, Kuyumcular Çarşısı, Kunduracılar Pazarı. Yok, her şey var. Dolayısıyla bu otantik çarşıları birlikte fotoğraf çekerek gezeceğiz. Peki buralarda neler var ürün olarak? Yöresel kıyafetler, yine yöresel aksesuarlar, bakır süsler, süs eşyaları, ev gereçleri ve hediyelik eşyaları. Ne ararsanız var bu tura ait. Dolayısıyla Şanlıurfa şehrinin çarşıları çok ünlü, çok bereketli, çok keyifli. Burayla ilgili
Bir de küçük not. Şanlıurfa çarşılarında hala o eski ahilik geleneği sürdürülüyor. O ahilik, yani tacirlikten önceki, tüccarlıktan önceki esnaflık geleneği sürdürülüyor. Ve her sabah buralarda hayır ve bereket için bir esnaf duası ediliyor sabah saatlerinde. Ertesi sabah eğer kaçıp gelirseniz kahvaltıdan önce veya sonra belki siz de denk gelirsiniz. Belki siz de o hayır duasına, o ahilik geleneğine katılabilirsiniz. Ama sabahları, biz şu anda akşama doğru gidiyoruz artık. Buyurun efendim, Urfa çarşılarına da şöyle bir kısaca bakalım, sonra devam edelim. Evet, bu çarşıları da bitirdikten sonra çok yorulmuş olacağımız kesin. O yüzden böyle bir ara vermek için, kısa bir ara vermek için otelimize geçiyoruz. Otelimizde kısacık bir ara verip ondan sonra akşam yemeğine devam edeceğiz, çıkacağız. Urfa'da akşam yemeği yedikten sonra geceleme tekrar otelimizde ve Urfa'daki otelimiz Şanlıurfa Hilton Garden Inn. Hilton Garden Inn yine bu turun karakteristiğine çok uygun, son derece modern çizgilerle döşenmiş, pırıl pırıl tertemiz bir otel. İşte karşınızda Şanlıurfa Hilton Garden Inn. Buyurun efendim. Üçüncü gündeyiz. Arzu edenler bu sabah Urfa çarşısına yetişip bir ahilik geleneğine, esnaf duasına eşlik edebilirler. Ama biz kahvaltıdan sonra yola çıkacağız ona göre. Kahvaltıdan sonra 45 dakikalık bir yolumuz var. 51 kilometre kadar güneye gideceğiz Şanlıurfa'dan ve Harran'a ulaşacağız. Harran çok enteresan bir yer. Sümerce ve Akkadça'da karavan, kervan, seyahat anlamına geliyor. Haran-u, Haran-u, yani Haran. Dolayısıyla ismi oradan gelen bir yer. Hazreti Nuh'un kavmi, ehli kitap olan kavmin, yani sabilerin ana vatanı olarak kabul ediliyor Haran. Haran dünyanın ilk üniversitesinin kurulduğu yer. Yani tabii ki o zamanki ismi üniversite değil, medrese, ama ilk kurulduğu yer ve tarihi M.Ö. 3000'lere kadar gidebiliyor. M.Ö. 1200'lere ait medrese kapıları bulunuyor tarih olarak. Çok özel bir yer Harran gerçekten. O yüzden Harran'ı birlikte Tarık Güçlü Türk eşliğinde geziyoruz arkeolog rehberimizle birlikte.
Harran'dan Halfeti'ye doğru yola çıkacağız. Halfeti 2 saat yaklaşık 155 kilometre kuzeybatı yönünde. 2 saatlik transfer araçlarında hem dinleneceğiz hem sohbet edeceğiz hem de yol yapacağız ve Halfeti'ye ulaşacağız. Peki Halfeti nasıl bir yer? 2000 yılında Fırat Nehri üzerindeki Birecik Barajı'nın sularının altında kaldığı %80'i. Eski Halfeti'nin %80'i. Sonra Halfeti taşındı. Yaklaşık 15 kilometre başka bir yere taşındı. Yeni Halfeti. Ama eski Halfeti hala sular altında duruyor ve oraya bugünlerde saklı cennet ya da kayıp kent deniyor. İşte biz sizi Halfeti'ye götüreceğiz. Eski Halfeti'ye ve bu saklı cennetin, kayıp kentin sularının üzerinde bir tekne turu yapacağız birlikte. Fotoğraflarınız, video kameralarınız açık olacak. Çünkü çok enteresan manzaralar göreceksiniz. Böyle minarelerin üstünü göreceksiniz ve o minarenin yanından geçeceksiniz. En üstünün yanından. Çünkü o cami sular altında kaldı artık. Bir tarafıyla hüzünlü, bir tarafıyla da turizme ve tarihe kaynak olmuş bir yer. Öyle bakmakta fayda var. İşte eski Halfeti kalıntılarını tekne turuyla gezdikten sonra da Halfeti'de bir öğle yemeği yiyeceğiz birlikte. Bu sabah kalktık Urfa'dan, yola çıktık, Harran'a geldik, Harran'ı gezdik, Harran'dan Halfeti'ye geçtik, Halfeti'yi gezdik, tekne turumuzu yaptık ve ondan sonra öğle yemeğinden sonra 102 kilometre kadar yani 1,5 saat, yani 1 saat 25 dakika 1,5 saat kadar güneybatıya büyük bir şehre Gaziantep'e doğru yola çıkacağız. Gaziantep'e vardığımızda zaten artık akşam olmuş olacak, birlikte akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ve ondan sonra konaklamaya geçeceğiz. Otelimizde Gaziantep'te, 3. şehrimiz bu. Gaziantep'te Ibis Otel'de konaklayacağız. Yine çok uygundur bu tura. Temiz, tertipli, düzenli, modern çizgili, keyifli bir otel. Buyurun Gaziantep Ibis'e de beraber bir bakalım. Güneydoğu Anadolu'da gezerken göreceğiniz her şey neredeyse milattan önce işte 5000'lerle falan başlıyor. 3000'lerle, 5000'lerle falan başlıyor. O yüzden çok eski topraklar, çok eski medeniyetler bunlar. Arkeolojiye ve tarihi merakı olanlar için, bu manada fotoğraf, video çekmeyi sevenler için inanılmaz bir tur gerçekten. Ve geldik 4. güne, yani son günü. Artık bugün biz Gaziantep'ten İstanbul'a döneceğiz ama dönmeden önce yapacaklarımız var. Otelimizde kahvaltı ediyoruz ve sonrasında Zeugma Müzesi'ne gidiyoruz. Şimdi bu Zeugma Müzesi niye önemli? Bir kere Zeugma Müzesi'ndeki her şey hemen hemen Belkıs harabelerinden, yani Zeugma harabelerinden gelen şeyler. Ve bu mozaikler gerçekten inanılmaz kıymete sahip. Açıldığı tarih Eylül 2011 ve 2014 aralığına kadar. 28 Aralık 2014'e kadar, yani 2011'den 2014 sonuna kadar Zeugma Mozaik Müzesi dünyanın bir numaralı mozaik müzesiymiş. 28 Aralık 2014'te bu unvanını kaybetmiş bir dosta. Kime? Hatay Arkeoloji Müzesi'ne. Bugün dünyanın en büyük mozaik müzesi Hatay'da, Hatay Arkeoloji Müzesi. İkincisi hala
Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi. İşte bu mozaik müzesini keyifle gezeceğiz beraber. Neler var içinde? Gerçekten göz alıcı mozaikler var ama bir parça çok önemli. Ona, o parçaya Çingene Kızı deniyor. Bakın şurada görüyorsunuz şu anda Çingene Kızı. Aslında tarihçiler ve arkeolog arasında bu mozaiğin cinsiyeti çok tartışmalı. Kadın mı erkek mi çok da bilinmiyor ama halk arasında Çingene Kızı deniyor. Orijinaliyle ilgili şöyle iki tane yorum var. Bir tanesi yer tanrıçası Gaia'ya ait olduğu bu tasvirin, öyle söyleyelim. Bir tanesi çok ilginç ve çok tezat, Büyük İskender'e ait olduğu söyleniyor. Hangisi doğru ben bilmiyorum. Bu tura katılırsanız arkeolog Tarık Güçlütürk belki size yardımcı olur bu detayla ilgili. İşte burada yani Zeugma Mozaik Müzesi'nde halk arasındaki ismiyle dünyaca ünlü bir mozaik olan Çingene Kızı'nı da gördükten sonra Antep'te bir öğle yemeği yiyeceğiz. Antep çarşılarını gezeceğiz. Antep çarşıları da çok ünlü. Bakırcılar, yeminiciler, hanlar, baharatçılar. Gez bitmiyor Antep'te de çarşılar. Ve Gaziantep merkezdeki çarşıdaki günümüzü de uzun uzun gezerek tamamladıktan sonra akşam uçağıyla Gaziantep'ten İstanbul'a 4. günde geri döneceğiz. Tabii bu uçağı satın almak zorunda değilsiniz bu turla ilgili. Siz hangi yolla geldiyseniz yine kendi organizasyonunuzla dönebilirsiniz. Bu da mümkün. Şimdi turu böylece tamamladıktan sonra nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakalım. Bir kere bir turda ilk dikkat edilmesi gereken şey rehber kim? Ben size bu turla ilgili olarak rehberin kim olduğunu ilk daha başlarken anlattım videosuyla, tanıtımıyla. Rehberinizin kim olduğu çok önemli turda. İki, hangi acenta yapıyor? Bu turu Turizon yapıyor. Benim çok iyi dostum olduğu için sahibi. Ben de anlatmaya gayret ediyorum size. Turizon'un birçok turunu bundan sonra ben de tasarlayacağım ve o turlarda benimle beraber gelmek isteyen kıymetli izleyicilerime ben de rehberlik yapacağım. Ama bu turda olamayacağım çünkü çok benzer tarihlerde ben Mardin tarafında olacağım. Ertelenmiş Mardin seyahatimi yapıyor olacağım. O yüzden belki yolda bir yerde, belki Göbekli Tepe'de falan denk gelebiliriz, olabilir ama bu turda yokum. Bundan sonraki turlarda Turizon'la beraber ben de olmaya gayret edeceğim. Turizon bu konuda çok kuvvetli bir acenta. Çünkü bu kadar detayda hazırlayabiliyor her şeyi. Buna dikkat etmek lazım. Bir rehber, iki acenta. Üç, ne dahil ne hariç. İşin bu kısmı gerçekten önemli. Buna çok dikkat edin. Ben şimdi burada sağ tarafta ekranın bu tarafına yazmaya gayret ederek hem okuyup hem yazarak size bu tura neler dahil neler hariç anlatmaya çalışacağım. Önce dahil olan şeyler. Tur 3 gece 4 gün sürüyordu. 3 gece boyunca 3 otelde oda kahvaltı konaklamanız fiyata dahil. Başka? Tüm yerel transferler de fiyata dahil. Yani bu oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gittiğimiz her şey Adıyaman, Antep arasında, Gaziantep arasında tamamen fiyata dahil. 4 öğle yemeği ki 4 günümüz var, yani bütün öğle yemekleri ve 3 akşam yemeği ki 3 akşamımız var, bütün akşam yemekleri de yine fiyata dahil. Yani sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, akşam yemekleri, transferler ve konaklamalar, otel konaklamaları az sonra söyleyeceğim fiyatlara dahil. Başka? Tüm geziler, tüm ören yeri giriş yerleri, Adıyaman gezisi, Nemrut gezisi, Halfeti tekne turu, Harran gezisi, Gaziantep gezisi, hepsi fiyata dahil. Profesyonel rehberlik. Sayın Tarık Güçlütürk'ün size eşlik etmesi bu fiyata dahil. Zeugma Müzesi'nin girişleri, bütün o geziler dahil. Bu tip turlarda bizim yaptırmakla zorunlu olduğumuz, acent olarak yükümlü olduğumuz TURSAB zorunlu seyahat sigortaları vardır. TURSAB zorunlu seyahat sigortası da bu fiyata dahil. Ve bu tur boyunca uygun yerlerde, ilgili yerlerde her biriniz için, her bir katılımcı için birer kulaklık da bu fiyatın içerisinde, bu fiyata dahil. Peki neler hariç?
En başta anlattığım nedenlerle sizleri esnek bırakmak adına uçak biletleri hariç. Bizim turumuz, planımız şu. İstanbul Havalimanı, Adıyaman, dönüşümüz Gaziantep, İstanbul Havalimanı. Uçuş numaralarını söyledim. İşte o yüzden bu uçak biletleri dahil değil. Başka ne dahil değil? İçecekler dahil değil. Bütün yemekler dahil ama içecekler dahil değil. Çünkü herkesin keyfine göre değişir içecek işi. Tabii bir de bu kadar çarşı pazar gezerken alacağınız hediyelik eşyalar, kişisel alışverişleriniz bu fiyatlara dahil değil. Size 4 tane tarih vereceğim. Buraya da yazıyorum. İkisi Nisan'da, ikisi Mayıs'ta. Üçer gece, dörder gün her biri planlandı. Bu turun minimum kişi sayısı 14, maksimum kişi sayısı 24. 24 kişiden fazla kayıt olamıyor. Zaten çok çabuk satılıyor ve çok hızlı bitiyor. Dolayısıyla hani acele etmeye çalışın eğer böyle bir seyahat düşünüyorsanız. İşte tarihler. 8-11 Nisan, 22-25 Nisan, 13-16 Mayıs ya da 27-30 Mayıs. Şimdi fiyatlara gelirsek, Nisan'daki fiyatlar farklı, Mayıs'taki fiyatlar farklı. Sezon farklı olduğu için, otel fiyatları farklı olduğu için böyle. Bir de Nisan biliyorsunuz Ramazan ayına denk geliyor. O yüzden fiyatlar seyahat etmek açısından bir tık daha ekonomik olabiliyor. Size iki tane fiyat, daha doğrusu her Nisan ve Mayıs için ayrı ayrı iki fiyat vereceğim. Bir de iki tür fiyat vereceğim doğal olarak. Çünkü bir tanesi iki kişilik odada kişi başı fiyat. Yani bir arkadaşınızla seyahat edebilirsiniz, kişi başı fiyatı söyleyeceğim. Ya da eşinizle seyahat edebilirsiniz, yine kişi başı fiyatı söyleyeceğim. İşte o fiyat Nisan ayında 4600 lira kişi başı. Yani iki kişilik bir oda 9200 lira bütün bu tur dahil olmak kaydıyla. Bunu Mayıs'ta yaparsanız 4600 yerine 4900 lira ödemek zorunda kalacaksınız. Mecburen sezon farkı, oteller farklı, o 300 lira oradan kaynaklanıyor. Peki ben bir arkadaşımla gelmek istemiyorum. Tek başıma gelmek istiyorum derseniz o zaman ne olacak? Burada kişi başı 4600'e 4900'dü ya, sizinkiler biraz daha pahalı olacak. Çünkü tek başınıza bir oda tutacağız biz size. Nisan'da 5215, Mayıs'ta 5800 liraya bu 4 gün 3 gece muhteşem bir rehberli turu birlikte yapabilir hale geleceğiz. Geldik küçük de olsa son anki, son dakikadaki sürprizimize. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz eğer, küçük bir sürpriz vereceğimi söylemiştim. Bu fiyatlardan %7 indirim alma şansınız var. Fiyatlar son derece ucu ucuna hesaplandığı için indirim de maalesef böyle %10-15-20 falan yapamıyoruz. %7 yapabiliyoruz ancak. İşte hesabı şöyle yapalım. Mesela Nisan ayında gideceksiniz ki iki kişisiniz, eşinizle beraber gideceksiniz. Kişi başı 4600, 9200 lira eder turun maliyeti. 9200 liradan %7 kazanacaksınız. Az sonra söylediğim şeyi yaparsınız ve 644 lira cebinizde kalacak. Yani buraya kadar seyrettiğiniz için iki kişi de 644 lira para kazandınız az önce. Şurada yazan Turizon seyahat acentasının numarasını arayıp rezervasyon yaptırırken Cenk Çığır YouTube kanalından duydum. Cenk Çığır tavsiye etti derseniz size bu indirim yapacaklar ve 644 lira cebinizde kalacak. Böyle bir tur programı seyrettiniz. 644 lira kazandığınız iki kişi için fena sayılmaz. Bu fiyatlar Nisan ve Mayıs ayı için geçerli. Devamında tabii ki değişecek ama birçok tur yapmaya çalışacağız. Birçok tur düzenlemeye çalışacağız. Ve hepsini ben buralardan, bu kanallardan sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdilik Nemrut, Göbekli Tepe, Halfeti ve Zeugma turundan bu kadar. Bu dolu dolu 3 gece 4 günlük turda eğer tercih ederseniz görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.